Ölmek üzere olan küçük bir çocuk. Neredeyse çocuğun boyu kadar bir akbaba. Ve intihar eden ünlü bir fotoğrafçı. Bu üç cümle arasındaki ortak bağlantı bizi dünyada hikayesi en çok bilinen fotoğrafa götürecek. Kevin Carter bugünkü görüntümüzün baş kahramanı. Çektiği fotoğrafla aldığı dünyanın en prestijli ödülü, Pulitzer bile onun intihar etmesini engelleyemedi. Carter, 1960 yılında Güney Afrika'da orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaşadığı bölge beyaz insanların ağırlıklı olduğu bir yerdi. Carter'ın yaşadığı bölgede beyazlarla birlikte yaşayan siyahi insanlar sık sık polis tarafından tutuklanıyordu. Geniş görüşlü Katolik ailesi bu meseleye karşı gevşek tavır gösteriyor, Carter ise bu durum karşısında kendini garip hissediyordu. Carter, meslek hayatında yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle başarılı olamadı. 1983 yılına gelindiğinde tanık olduğu bir olay sonucu haber fotoğrafçılığı alanında kariyer yapmaya karar verdi. 90'lı yılların başlarına gelindiğinde Kevin Carter mesleğine Güney Afrika'daki iç savaşı takip ederek devam etti. Bu dönemde John Silva ve ünlü iki fotoğrafçı ile birlikte toplam 4 kişi Bang Bang Kulüp isimli ünlü bir fotoğraf kulübünü kurdular. Bu kulüp 90 ve 94 yılları arasında devam eden Güney Afrika İç Savaşı'nı dünyaya göstermek için savaş sırasında kurulmuştu. ...1993 yılıydı. Kevin Carter yakın arkadaşı John Silva ile birlikte borç parayla Sudan'a gitti. Amacı Sudan'da devam eden kıtlık ve oradaki isyancıları fotoğraflamaktı. Ayot adlı bir köye vardıklarında Carter bir beslenme merkezinin yakınında açlıktan ölmek üzere olan insanları fotoğraflamaya başladı. Daha sonra kalabalıktan uzaklaşıp çalılıklara doğru giden Carter, merkeze gitmeye çalışan küçük bir çocuk gördü. Tam fotoğrafını çekeceği sırada arkasına bir akbaba kondu. Carter, daha iyi bir fotoğraf yakalayabilmek için akbabanın kanatlarını açıp açmayacağına baktı. 20 dakikalık bir süre geçtikten sonra Carter, deklanşöre bastı ve tarihin en dramatik fotoğraflarından birini yakaladı. İşte acı, çaresizlik ve iç sızlatan o ünlü kare. Görüldüğü üzere küçük çocuk açlıktan ölmek üzere. Tahminlere göre çocuk birkaç kilometre ilerideki Birleşmiş Milletler Yardım Kampı'na ulaşmak için harekete geçmişti. İddialara göre Carter sonrasında akbabayı kovaladı ve küçük çocuğun ilerleyişini bir süre daha izledi. Fotoğraf çekildikten sonra yine iddialara göre Carter bir ağacın altına gidip ağladı. Bu olay fotoğrafçıda ağır depresyona sebep olmaya başlamıştı. 26 Mart 1993 yılında bu fotoğraf New York Times'ta yayınlandı. Yayından sonra fotoğrafçı çok ağır eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Eleştirilerdeki ortak kanı şuydu: neden çocuğa yardım etmek yerine sadece fotoğraf çekti ve çocuğa karşı hiçbir yardım faaliyetinde bulunmadı? Savaş ve dramın ağır olduğu buna benzer bölgelerde foto muhabirler bu tür bir olayla karşılaştıklarında öncelikli amaçları ne olmalıdır? İlk önce yardım etmek mi, yoksa bu olayı bir an önce dünyaya duyurup çözüme kavuşması için harekete geçmek mi? Etik ve insani değerler bağlamında savaşlarda görevli olan foto muhabirleri bu konuyla yıllardır karşı karşıya kalmakta. Fotoğrafçılarsa bu tarz kriz durumlarında yapacakları hakkında kendince görüş bildirmekte. Olay sonrası Carter profesyonel fotoğrafçı olduğunu, yardım görevlisi olmadığını söyleyerek kendisini savundu. O dönemde gazeteciler ve fotoğrafçılar bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hasta insanlara dokunmamaları konusunda sıkı biçimde uyarılıyordu. Bu fotoğraf Kevin Carter'a 1994 yılında Pulitzer ödülü kazandırdı. Sonrasında Carter kendini toparlayamadı. Ağır uyuşturucu kullanımına başladı ve bazı olaylara karıştı.
27 Temmuz 1994'te park ettiği kamyonetinin içine egzoz gazını basarak intihar etti. Yanında çevresine yazılmış çok sayıda mektup bulundu. Yine bu olaya gelen eleştirilerden birisi de şu şekilde: "O çocuğun fotoğrafıyla Carter'ın intihar arasında bir ilişki olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Ama yine de hiçbir fotoğraf bir insanın hayatından önemli değildir." Sudan, çoğunluğu Müslüman ve zengin kaynaklara sahip bir Afrika ülkesi. Dolayısıyla yıllarca birçok iç savaş ve darbe yaşadı. Olan bu fotoğraftaki gibi masum insanlara ve çocuklara oldu. Bu görüntüye baktığımızda belki yüzlerce farklı anlam çıkarılabilir. Ama her zaman ortak kanı şu olmalı: İnsanlık, vicdan, merhamet ve niceleri. Belki bu fotoğrafın dünyaya yayılması, yardım faaliyetlerinin artmasına sebep olmuş olabilir. Ama oradaki masum küçük beden? Yorum sizlerin. Sonraki görüntülerde görüşmek dileğiyle. Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkürler.